Kamil. Hemen gel abi. Tehlikede misin? Keşke ben tehlikede olsaydım. Mert. Ali abi. Oğlum. Nasıl büyümüşsün? Cengiz bak. Hollywood starı gibi olmuş lan bu. Sen görmeyeli çok oldu Ali abi. Utandırdın mı oğlum? Bir şey yapamadık ya. Hani göz göre göre. O değil de sanki biz çekmişiz gibi oldu o tetiği. Neyse hadi otur bakalım. Ezel Bey nasılsınız? İyiyim. Ali görmüş seni. Yetimhaneye girerken görmüş. Eylem dosyası yanında. Nasıl görmüş? Benim hatam. Dosya yanında ama bakmadı da. Yakındır. Olmaz öyle şey. O bölümü kaçırdın sen tabii. Bu çocuk bizli de biz sizde yapacak bu işi. Bari bizli yapsın. Daha iyi değil mi? Ezel Bey buraya da mı çağırdın Cengiz? Tesadüf oldu. Bir rahatsızlık mı var? Yok canım ne rahatsızlığı olacak. Yok tabii. Sevdiğimiz kardeşlerimiz size sevdiği müddetçe yok. Ha, sevdiğimiz dedim de. Bahar'la konuşamadık bugün. Nasıldı? İyi miydi? Bak. O kıza bir şey yaparsan pişman ederim seni. Geç kaldın o zaman. Ali. Ömer'den bahsedilince sinirler gerildi değil mi? Gel. Mert? Yaptın mı bir ön araştırma? Neler öğrendin? Yok ya Cengiz abi. Yani önce sana bir sorayım istedim. Heh. Bak. Akıllı çocuk. En iyisini yapmışsın. Ya bu ölen güvenlik görevlisi var ya abi. Hı. Bu adamın iki tane çocuğu varmış. Evet. Evet gazetede okumuştum. Anne büyüye bakamamış. Kuruma vermişler. Adı da Eren. Bugün onunla konuşmaya gideceğim. Tamam, gidelim. Seni yalnız bırakacak değiliz herhalde. Ya büyüdüm ben Cengiz abi. Kendim gider konuşurum. Senin için değil oğlum. Kendimiz için. Bari şimdi bir faydamız olsun. Değil mi Ali? Peşlerinden giderim. Eğer bir terslik olursa kırarım herifin kafasını. Bugün her şey üstüme geliyor ha. İyi ki sen varsın ortak. Senden çok neyi beğeniyorum biliyor musun?
Neyi? Dostlarını yarı yolda bırakmıyorsun. Hadi gel. Öyle durma yeğen. Öyle durursan kolay hedef olur. Durursan senin başlattığın olaylar gelir seni bulur. Mızrak gibi saplanırlar kalbine. Unutma yeğen, tek başına değilsin. Tek başına kalırsan sen kendin değil, kendi celladın olursun ancak. Sırası değil yeğen. Kanma onlara. Hangi isminle çağırırsa çağırsınlar seni. Çağırdıkları yere gidersen, dönsen de oradan kendin dönemezsin yeğen. Ne haber kaplan? Bugün biraz canım sıkkın. Canım mı sıkkın? Niye? Babam kızdırdı beni. Ya ne yaptı yine? Söyle söyle, dedelere söylenir değil mi? İtti beni. İtti mi? Seni? Ya sen kocaman bir adamsın bugüne bugün. Seni nasıl iter? Anne yok muydu? Ha? Bir şey söylemedi mi? Dedi. Babam da gitti. Nereye gitti? O bazen öyle gidiyor zaten. Bütün gece de gelmiyor. Annem de babamı salonda bekliyor. Sonra gelince de kavga ediyorlar. Dede, sence annemle baban benim yüzümden mi kavga ediyorlardır? Yok canım, niye senin yüzünden kavga etsinler ki? Çünkü bazen şey, babam annemleyken benim olmamı istemiyor gibi. Sanki ben olmayınca babam annemle daha mutlu olacakmış gibi. Öyle değildir değil mi dede? Baban beni de istemedi biliyorsun. O yüzden söylemiyoruz anne ile babaya bizi. Baban kızmasın diye değil mi? Nasıl da anneye çekmiş. Anne ile bana. Ha, daha unutuyorduk ya. Bak. Aa, kaplan. Senin gibi. Kaplanlar nasıl avlanır bilir misin Can? Bak göstereyim. Şimdi böyle kaplanlar çalıların arasına saklanır. Sessizce beklerler. Avları ona yaklaşmaya başlar. Yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Tam önlerine geldiği an.